Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün harika bir içerikle karşınızdayım. Herkesin yapması gereken önemli bir içerik bu. Bugünkü videomuzda hayvanlarımızı ikili karmaaşı yapacağız. Neden yapacağız? Nasıl yapılacak? Nereden alınacak? Hepsini detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. İkili karma aşı nedir? Arkadaşlar, ikili karma aşı hem hayvanları kanatlılardan gelen vebadan hem de bronşit hastalığından korur. Böylelikle hayvanlarınızı kolay kolay kaybetmezsiniz. İkili karma aşı yapılacak zaman tam da bu zaman arkadaşlar. Yani mevsim geçişleri. Her mevsim geçişinde ikili karma aşıyı yaparsanız yüksek verim alırsınız. Buna dikkat edin arkadaşlar. Mevsim geçişleri çok önemli. Şu an göç zamanı, kumrular olsun, güvercinler olsun, onların havada bırakmış olduğu dışkısı, yere düşene kadar yaymış olduğu virüsler kanatlı hayvanlarda birçok hastalıklara sebebiyet verebiliyor. Bu hastalıklar CRD olsun, ishal olsun, kuruma olsun, bulaşıcı ve öldürücü virüsler saçıyor. Bunun önüne geçmek için ikili karma aşı yapıyoruz arkadaşlar. Peki aşımız nedir? Aşımızın görüntüsü bu arkadaşlar. Yakından net bir şekilde paylaşıyorum. Bu aşıyı alacaksınız ve bunu uygulayacaksınız. Bu aşının aynısı olmak zorunda değil. Her veterinerde farklı markalarda aşılar olabilir. Ama genel fiyatı 40 ila 60 TL arasında değişiyor fiyatı. Kandırılmayın arkadaşlar. İkili karma aşının görüntüsü bu. Hem kolay hem de rahatlıkla yapabiliyorsunuz. İkili karma aşıda hayvanlarınıza iğne vurmuyorsunuz. Hemen uygulamaya geçelim ve ikili karma aşımızı yapalım. Bu görmüş olduğunuz aşı üstünde de yazıyor. 1000 doz diyor arkadaşlar. 1000 tane tavuğu aşılamaya yetiyor. Kümesimde fazla hayvan yok. 100 küsür tane var. Ama 1000 tane hayvanı aşılıyor. Bu ne demek oluyor? Hayvan sayınıza göre hazırlamış olduğunuz su varili değişebiliyor. Ben küçük bir su kabı kullanacağım. Siz hayvan sayınıza göre bunu büyütebilirsiniz. Peki nasıl uygulayacağız? Hemen söyleyeceğim. Bu aşıyı arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle çeşme suyuyla hazırlamıyorsunuz. Çeşme suyu bu aşıyı iptal ediyor. Çeşme suyundaki klor aşının iptal olmasını sağlıyor. Bu yüzden kesinlikle ve kesinlikle hazır su kullanıyorsunuz. Bilginiz olsun. Bu aşıyı yaparken hazır su kullanmaya lütfen dikkat edin. Hazır su çok önemli. Ve bunun dışında aşıyı hasta hayvanlarınıza yaparsanız ölüme sebebiyet verebilir, kurtarmaya da sebebiyet verir. Hastalığı çok ilerlemiş hayvanlarınızı aşı yaparsanız kesinlikle öldürür arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu ikili karma aşı sadece sağlıklı hayvanlara yapılıyor, hasta hayvanlara yapılmıyor. Bunun da bilgisini vermek istedim. Sonra ölümler yaşayabilirsiniz. Peki bu aşıyı nasıl uyguluyoruz? Arkadaşlar, aşıyı uygulamadan bir gece önce kümesinizde ne kadar suluk varsa dışarıya alıyorsunuz. Böylelikle hayvanlar susuz kalıyor. Gece yarısı almış olduğunuz sulukları öğlen saat 12-1 civarı aşınızı yaparsanız bütün hayvanlarınız o aşıyı kana kana içerler. Böylelikle tek tek yakalamanıza gerek yok. Bu aşıdan bir yudum bile içseler hayvanlarınız aşılanmış sayılıyor. Bilginiz olsun. İster tek tek yakalayın, ağızlarından şırınga ile verin. İsterseniz de hayvanların suluklarını geceden boşaltın ve susazmalarını sağlayın. Böylelikle vermiş olduğunuz suyu direkt içeceklerdir. Şimdi ben aşıyı hazırlamaya geçiyorum. Hep beraber hazırlayalım. Gördüğünüz gibi bütün suluklarımı ben dün gece dışarıya çıkardım. Şimdi en büyük suluğumu tertemiz yıkayacağım ve aşımızı en büyük suluğuma hazırlayacağım. Hazırlaması çok kolay. Üst kapağını açıyorsunuz arkadaşlar. İçine birkaç damla su döküyorsunuz ve suluğun içerisine aktarıyorsunuz. Evet, aşımızın üst kapağını açtım arkadaşlar. Çekince bu da çıkacak. Daha sonra içerisine su damlatarak erimesini sağlatacağım. Böylelikle hazırlamış olduğum kabın içerisine rahatlıkla geçecek. Yoksa içindeki madde dışarıya çıkmaz. Aşımız hazır arkadaşlar. Şimdi suluklar vasıtasıyla bütün hayvanlarıma aktarımı yapacağım ve devam edeceğim. Hemen susuz kalan civcivlerimle başlayacağım. Maşallah, bekliyorum hepsine.
suyu yerleştirdim. Arkadaşlar hızlı olabildiğiniz kadar olun. Çünkü bu aşının süresi 3 saat. 3 saat içerisinde bütün hayvanlarınız aşılandı aşılandı. Yoksa aşı iptal olacak. Hatta komşunuzla ortak bile alıp paylaşabilirsiniz bu aşıyı. Söylediğim gibi 1000 tane hayvanı aşılayabiliyor. Şu an içen ilk hayvanım aşılandı bile. Görüyorsunuz aşı başlamış oldu. 3 saat süresi var arkadaşlar. Bastıra bastıra söylüyorum. Yani hayvanların susuz kalması bu konuda çok ama çok önemli. Bu mevsim geçişlerinde bu aşıyı yapmazsanız çok kayıplar yaşayabilirsiniz. Şu an çocuklarım teker teker aşılanıyor. Kana kana içsinler. Geriye doğru çekilip suluğun başı boşaldığı zaman diğer kafeslere geçeceğim. Böylelikle hangi kafesin aşılanıp hangi kafesin aşılanmadığını takip etmek zorunda kalmayacağım. Teker teker geçeceğim. Maşallah maşallah bütün kümesim aşılanacak inşallah. Büyük tavuklarım da aşılanmaya başladı. Aşı bu şekilde devam edecek arkadaşlar, bilginiz olsun. Her kümesi uzun uzun çekmek istemiyorum. Böyle parça parça çekilecek. Videomuzu yararlı bulduysanız beğenmeyi lütfen unutmayın. Her ay sonu vereceğim ödülleri kaçırmamak için bütün eski yeni fark etmez videolarıma beğeni ve yorum atmayı da unutmayın. En çok beğeni yorum atanı seçip 3 kişiye her ay sonu ödül veriyorum. Başka bir videoda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz. Lan ne yapıyorsun lan? Behlül amcanım ben senin amcanım. Bihter'i aldığın yetmedi mi?